Ömer nasıl bir Ömer? Kölesi Eslem'e sorarlar. Eslem'in cevabı, çok hayırlı bir insan fakat sinirlenince kıyamet kopuyor. Ömer nasıl bir Ömer? Resulullah'a, vallahi sen bana nefsimden daha sevgilisin diyen Ömer. İki Ömer'den birine hidayet ver diyen Resulullah'ın duası olan Ömer. Harun Musa'nın duası, Ömer Resulullah'ın duası. Resulullah'ın hadislerinde benden sonra peygamber gelmeyecek, gelseydi Ömer olurdu dediği Ömer. Umre'ye giderken Resulullah'ın kendisine ya ehi ey kardeşim duanda bizi de unutma buyurduğu Ömer. Resulullah'ın arkasında namaz kılarken ben orada olsaydım mutlaka Firavun'un boynunu vururdum diyen korkusuz Ömer. Namazda ağlarken hıçkırıkları en arka saftan duyulan Ömer. Hicret ederken müşriklere karısını dul, çocuklarını yetim bırakmak, anasını ağlatmak isteyen varsa önüme çıksın diyen Ömer. Ordu kumandanı Sariye'ye bir aylık mesafeden dağ yaslan ya Sariye, dağ yaslan diye bağıran ve orduyu zafere ulaştıran Ömer. Sizden önceki ümmetler içinde ilham olunan kimseler vardı. Ümmetimde böyle birisi varsa o Ömer'dir diyerek Resulullah tarafından velayeti bildirilen Ömer. Ebu Bekir'den üstün olduğu söylenince onun bir gecesi Ömer'in bütün sülalesinden üstündür diyen Ömer. Halifeliği zamanında Suriye, Irak, İran, Filistin, Kudüs, Mısır, Horasan, Azerbaycan, Ermenistan topraklarını fetheden Ömer. Kudüs'e kadar giderek şehri teslim alan Ömer. Çölde giderken devesine kölesiyle nöbetleşe binen Ömer. Halifeliği zamanında 4000 tane cami inşa edilerek İslam'ın ülkelere yerleşmesini sağlamlaştıran Ömer. Bizans'a karşı bir yıl Şam'ı koruyamayınca cizyeleri halka iade eden Ömer. Ben Rabbimden Ebu Ubeyde, Muaz ve Huzeyfe gibilerden şu oda dolusu insan isterdim diyen Ömer. Huzeyfe valilikten azledilip Medine'ye gelince üzerindeki yamalı elbiseyi gören ve hiç değişmediği için ağlayarak sarılıp sen benim kardeşimsin, ben de senin kardeşinim diyen Ömer. Facirle arkadaş olma sana fucuru öğretir diyen Ömer. Boynunu bükerek yürüyen adama takva boyunda değil gönüldedir diyen Ömer. Bir adamın sorduğu sorudan aklının derecesini anlarım diyen Ömer. Komşuluk, yolculuk ve alışveriş kişinin ahlakını belli eder diyen Ömer. Bugün Allah için ne yaptın diyen Ömer. Akşam olunca kamçı ile ayaklarına vurup bugün ne yaptın diyerek kendini döven Ömer. Ücretle adam tutup ölüm var, ölüm var dedirterek ölümü aklından çıkarmayan Ömer. Herkes Ömer'den daha fakih diyen Ömer. Medine halkı helva yemedikçe Ömer yemeyecektir diyen Ömer. Bolluk zamanında süte ve yağ ekmek doğrayan, kıtlık zamanında sirke ve zeytinyağına ekmek doğrayan Ömer. Günde 7 veya 9 lokma yiyen Ömer. Benim halkım henüz kuyu suyunu bile bulamazken ben burada bal şerbeti içemem diyen Ömer. Aç ve yetim çocuklar için sırtında un çuvalı taşıyan Ömer. 12 yerden yamalı elbise giyen Ömer. Bir yaprağa bakarak keşke bunun gibi olsaydım, keşke hiç doğmasaydım diyen Ömer. İşlerin sonuna nazar etmek sevinç kapılarının anahtarıdır diyen Ömer. Çalışmadan Medine sokaklarında oturan Yemenlilere siz mütevekkil değil müteekkilsiniz yani tevekkül eden değil hazır yiyicilersiniz diyen ve onları oradan kovan Ömer. Ebu Lülü Firuz onu hançerle yaraladığında namaz kılmaması tavsiye edildiğinde namazımı bırakmaktansa karnım yarılsın daha iyi diyen Ömer. Secdedeyken Allah'tan geldik ve tekrar ona döneceğiz diyerek vefat eden Ömer. 6 hançer darbesiyle yaralanan ve Allah'a şükürler olsun ki bir Müslüman tarafından vurulmadım diyen Ömer. Biz zelil bir kavimdik. Allah Teala bizleri İslam ile aziz kıldı. Bundan sonra kim izzeti İslam'ın dışında ararsa Allah onu zelil kılar diyen Ömer. Siz ticaretten uzak durursanız erkekleriniz onların erkeklerine, kadınlarınız onların kadınlarına hizmetçi olacaktır diyen Ömer. Müteşabihatı diline dolayan adamı zihinleri bulandırdığı için kafasına sopayla vurarak tecziye eden Ömer.
Muhammed bin Münkedir'i ikindi namazından sonra nafile kıldığı için döven Ömer, Kureyş'in kumandanlarından olan dayısı As bin Hişam'ı Bedir'de kafirler safında görünce kendi elleriyle öldüren Ömer, kendi oğlu Abdurrahman Asgar'a içki içtiği için had cezası uygulayan Ömer, batılın bağlayamayacağı kadar şiddetli ve tavizsiz Ömer, Kureyş'in bütün kabileleri Bedir'e tam kadro katılırken onun kabilesi olan Beni Adi kabilesinden onun korkusuyla sadece 12 kişinin katılabildiği Ömer, Rıdvan ağacını tapınırlar endişesiyle dibinden kesen Ömer, Hacerül Esved'e sen bir taşsın, Resulullah seni öpmeseydi vallahi ben de seni öpmezdim diyen Ömer. İslam'dan önce de Allah'a ibadet edip şirk koşmayan, hiç puta tapmayan Zeyd bin Amr bin Nüfeyl ile aynı soydan gelen Ömer. Ona rastladığında şeytanın mutlaka yolunu değiştirdiği Ömer. Fitne önünde kuvvetlice kapanmış bir kapı olan Ömer. Rüyada görüldüğü üzere mezarda sorucu meleklere de sert çıkan Ömer. İlk defa bir takvimin kullanılmasını sağlayan Ömer. İlk defa orduya katılan askerleri ve bunlara dağıtılan paraları defterlere yazıp kayıt altına alan divan teşkilatını kuran Ömer. İstişare etmeden uygulamaya konulan işler başarısızlığa mahkumdur diyen Ömer. Kur'an, hadis ve fıkıh öğretimiyle uğraşan alimlere büyük meblağlarda maaş bağlayan Ömer. Fıkıh usulünün meydana gelmesinde sebep olan Ömer. Fıkıh ilminin temellerini atan, kaideleri belirleyen Ömer. Kur'an ayeti gelmeden Rabbine muvafık konuşan Ömer. Böylece bu mallar içinizdeki zenginler arasında dolaşan bir servet ve güç olmasın. Haşr 7 ayetini ashab içinde en iyi anlayan Ömer. Sad bin Ebi Vakkas'ı ganimetten uzaklaştıran, Enes'in göğsüne vurup İbn-i Sirin ile mukatep anlaşması yapmasını sağlayan, Hind'in borcu yüzünden Ebu Süfyan'ı hapseden Ömer. Yönetim işini ancak zafiyet olmaksızın yumuşak, şiddet olmaksızın sert, israf olmaksızın cömert, cimri olmaksızın tutumlu olan bir zat yüklenir diyen Ömer. Yaşlı kadına torunları için yiyecek götürürken yardım etmek isteyen kölesi Esleme, kıyamet gününde benim yüküme ortak olacak değilsin diyen Ömer. Beyaz tenli, uzun boylu, saçları dökük, hafifçe solak, iki elini de aynı derecede kullanabilen, ak saçlı, burnu ve gözleri güzel, yanakları pembemsi Ömer. İnandığı gibi yaşamayan, yaşadığı gibi inanır diyen Ömer. İmanın sevdalısı Ömer. İslam'ın fedaisi Ömer. Adaletin ruhu Ömer. Takvanın kalbi Ömer. Akıl üstünde akıl Ömer. Akla yol gösteren Ömer. Fırat kıyısında bir deve helak olsa Allah bunu Ömer'den sorar diyen Ömer. İnsanlık tarihinde adaletin zirvesi olarak gösterilen Ömer. Resulullah'tan Faruk lakabını alan Ömer. Ya Ömerül Faruk, sen ki hakkın ve adaletin timsalisin. Lakabın Faruk'tur. Seni reddedenler zulüm ile kirlendiler. Abdullah İbni Mesud şöyle diyor. Ömer Müslüman oluncaya kadar biz Kabe'nin yanında namaz kılamıyorduk. Ömer Müslüman olunca Kureyşlilerle vuruştu. Nihayet Kabe'nin yanında namaz kıldı. Biz de onunla beraber namaz kıldık. İbni Mesud'un şöyle dediği Sahih-i Buhari'de sabittir. Hattaboğlu Ömer Müslüman olduktan sonra biz hep güçlü olduk. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh diyor ki Ömer'in Müslüman oluşu fetih, hicret edişi zafer, halifeliği ise rahmettir. İbrahim bin Abdurrahman bin Avf der ki Kisra'nın hazineleri Hazreti Ömer'e getirilince o kadar altın ve gümüş vardı ki gözleri kamaştırıyordu. Hazreti Ömer hazineleri görünce ağladı. Abdurrahman neden ağlıyorsun ey müminlerin emiri? Bugün şükür, mutluluk ve sevinç günüdür deyince Hazreti Ömer bunlar hangi kavimde çoğalırsa Yüce Allah o topluluk arasına düşmanlık ve kin sokar karşılığını verdi. Ömer ashaba sorar. Rahmeti ilahi kapılarını size sonuna kadar açsa siz ne istersiniz? Kimi oda dolusu altın, kimi oda dolusu gümüş, kimi mücevher istedi. Ömer ise onlara şöyle der. Ben Ebu Ubeyde bin Cerrah, Muaz bin Cebel ve Huzeyfe bin El-Yeman gibilerden şu oda dolusu insan isterim ki onları Allah yolunda görevlendireyim. Ömer şöyle dedi. Allah yolunda cihada yürümesem ya da alnımı toprağa koymasam ya da hurmanın iyisini seçer gibi sözün güzelini seçip konuşanlarla oturmasaydım Allah'a kavuşmayı isterdim.
Bir Şahıs Bir Olay isimli kitaptan alınmıştır.